Sevgili finans ve borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok ciddi prim getirebilecek, kat kat gidebilecek bir hisseyi göstereceğim sizlere. Neden bu hisse olduğunu, bu hisselerin mantığının ne olduğunu, hangi tarihlerde bizlere gerçekten iyi prim getirebileceği, yani hem kaç kat yapabileceği, ne kadar primlenip ne kadar para kazandırabileceğini hem de bunlar için ne kadar bir vade gerektiğini sizlere bu video içerisinde anlatmaya çalışacağım. Ve aynı zamanda videoda neden bu hisse olduğunu da sizlere ufak ufak söylemeye çalışacağım. Hissemiz Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret Ayşe Temapol olarak geçiyor. Ben de kısa koduyla sizlere söyleyeceğim. Hissemiz çok ciddi bir kar marjını, kar potansiyelini şu an içerisinde bulunduruyor. Bunların anlatımına geçelim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup zil bildirimini açarak bizlere destek olabilirsiniz. Videoya beğeni atarak videoların daha hızlı, daha kaliteli gelmesi için bizlere destek olmuş olabilirsiniz. Şimdi öncelikle tempo listesini Financial Tables üzerinden bir inceleme gerçekleştireceğim. Tabii ki temel bir inceleme olacak. 10 çeyrekliği alıyorum ve gelip incelememe başlıyorum. 34 milyonluk bir satıştan 100 milyona yani 3 katına satış çıkarttığını görüyoruz. Esas faaliyet karını 2'ye katladığını, brüt karını 2'ye katladığını görüyoruz. Burada çok değer verdiğimiz FAVÖK marjını da yine 2'ye katladığını görebiliyoruz. Fakat bunun net dönem karına yansıtmasına geldiğimiz zaman 2020'nin 6. ayında aynı veriler 2'ye katlanırken 1 oranında yansıtırken şu an 3 oranında yansıtıyor. Yani net dönem karı 3 katı artıyor, diğer marjları 2 katı artarken bu çok güzel. Peki öz kaynakları 45 milyonluk minimal bir öz kaynağı var. Yani toplam öz kaynakları 45 milyon. Burada çarpı bin görmediğiniz için bu 45 milyar demek değil. 45 milyonluk öz kaynağını 49 milyona çıkartmış. Yani 4 milyon öz kaynak çıkartmış. Bunu yüzdeye oranlarsak ortalama %10 öz kaynak büyütmüş ki bu da olabildiğince güzel bir noktadır. Aşağı geldiğim zaman çeyreklik satışlar Çeyreklik FAVÖK ve çeyreklik net kar marjına bakacağız. Satışlarını ve FAVÖK marjını düzenli olarak arttırdığını görüyoruz. Çeyreklik net karda 2019'un 3. ayında bir seferlik çok ciddi artış yaşadığını, ondan sonrasında stabil ilerlediğini görebiliyoruz. Şimdi burada geldiğimiz en önemli kısım şirket detayları ve çarpanlar. Çarpanlarını birazdan sektörel olarak inceleyeceğim ve aynı zamanda sol tarafta sektöründe bakacağım için şu an çarpanları geçiyorum. Şirket detaylarına geldiğimizde %48'inin halka açık olduğunu görüyoruz. Bu çok güzel. Aynı zamanda ödenmiş sermayesinin sadece 14 milyon lot olduğunu görüyoruz. Bu inanılmaz düşük bir ödenmiş sermayedir. Piyasa değerine baktığımızda yani ödenmiş sermaye çarpı fiyatı yaptığımızda piyasa değerinin 200 milyon olduğunu görüyoruz. Şu an şirketin tamamı bile çok pahalı olunmadığı görünüyor. Bu ödenmiş sermaye çok çok hızlı ilerlenmesine Fırsat verebilecek kadar güzel bir ödenmiş sermayedir. Aşağı geldiğim zaman biliyorsunuz benim en hassas olduğum noktalardan biri kaldıraç oranı düşecek. %72.5'tan %70.5'a düşülmüş ve kaldıraç oranı düşerken öz sermaye karlılığı artacak. %25'ten %32, %32'den %35'e bir öz kaynak artışı yaşanmış. Bu da çok takdir ettiğim çok önemli özelliklerden biridir. Buradan bizden yine geçer puan aldı ve dediğim gibi lot sayısı çok düşük. Patlama yapabilecek şirketlerin en önemli özelliği ödenmiş sermayesinin lot sayısının buna oranla öz kaynaklarının düşük olması ve bunlara oranla net dönem karının yüksek olmasıdır. Bu çok güzel. Şimdi bizlere karlılık ve kaldıraç oranlarını incelemek kalıyor. Karlılık oranından önce kaldıraca bakıyorum. Kimya ve plastiği aldım. Burada hem finansal borçlarının hem de kaldıraç oranlarının sektöründen daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Gelelim karlılığa. Bizim için ne kadar borçlu olduğu değil ne kadar hızlı şekilde ilerlediği ne kadar karlı ne kadar büyüdüğü önemli. Çünkü zaten bu şirketler riskli şirketlerdir ve zaten belli bir bütçenin üstünde para yatırmamamız gerekiyor. Portföyümüzün tamamını ayırmamamız gerekiyor. Bu yüzden bu ne kadar borçlu olduğu değil keza kaldırıcı oranını düşürüyor. Ne kadar hızlı büyüdüğü ne kadar kar ettiği önemli. Çünkü biz buradan para kazanmak istiyoruz kısa vadelerde. Şimdi gördüğümüz zaman öncelikle aktif karlılığına bakıyoruz. Aktif karlılığında kimya ve plastik sektörüyle kafa kafaya bir aktif karlılığı olduğunu görüyoruz. Aşağı doğru geldiğimde net kar marjına bakıyorum. Net kar marjında sektöründen daha iyi olduğunu görüyoruz öz sermaye karına bakıyoruz ki bizim için en önemli marj buydu ve yine sektöründen daha yukarıda olduğunu görebiliyoruz bizim için oldukça önemli. Şimdi buradan devam ediyorum size çok önemli bir şey göstereceğim, bir bedelsiz imkanın olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bakın, 4 Nisan 2021'de yani buradan birkaç ay önce kapabilirli bildirim düşmüş, kayıtlı sermaye tavanla ilişkin bildirim kayıtlı sermaye ne demektir? Kayıtlı sermaye bir hissenin, bir şirketin maksimum yapabileceği sermayedir. Bakın, mevcut kayıtlı sermaye tavanı 25 milyon lotmuş. Yani bu şirket hem de sizlere yeni bir bilgi vermiş olayım, bilgilendirme yapmış olayım. Ödenmiş sermayesi 14 milyon lot. Eğer bu kayıtlı sermaye kalırsa istediği kadar bedelsiz bölünsün, 25 milyon lotu geçemeyecek. Yani %100 bile bedelsiz veremeyecek çünkü 28 milyon ediyor. Şimdi kayıtlı sermaye tavanını yükseltti 200 milyon yaptı. Yani şu an 10 katı bedelsiz verme imkanına 15 katı bedelsiz verme imkanına sahip oldu bu bildirimle. Bu bildirimin yakında gelmesi yakın zamanda bir bedelsiz verebilme imkanını da ortaya koyuyor. Biliyorsunuz bedelsiz olan hisseleri önceden almak bedelsiz sonrasında çok ciddi kar elde ettiriyor. Bunu kapatıyorum. Geldim sektörele. Sektörelde çok önemli şeyler sizlere göstereceğim. Bakın sektörelde öz sermaye karlılığı PDD'de uyumuna baktığımız zaman şöyle yukarı doğru inceliyorum. Megap'ın kendisinden iyi olduğunu, Kortsa'nın, Gedza'nın, Deo Boya'nın ve Aksa ile Alkib'in kendisinden öz sermaye karlılığı ve PDD'de uyumunda kafa kafaya olduklarını görebiliyoruz. FK oranlarına baktığımız zaman FK'da genel olarak çoğundan daha iyi olduğunu görebiliyoruz bu noktada. Özellikle piyasa değeri satışlara bakarsak kendisinden iyi sadece iki tane şirket olduğunu birinin Megap birinin de Boy olduğunu görebiliyoruz. Fakat burada olay nedir? Birincisi mesela burada neden biz TM polis eşlikte Megap'ı seçmedik? En önemli seçeneklerimizden biri Megap'ın fiili dolaşım oranı çok yüksek. Burada Megap'ı da seçebilirdik ama fiili dolaşım oranı çok yüksek. %80 fiili dolaşım oranı var. Bizim patlama yapabilecek, kat kat gidebilecek hisseler listemize girmiyor. Üzerini çizmek zorundayız. Burada devam ettiğimizde Kortsa'ya geldiğimizde Kortsa 200 milyon nota sahip. Ama Tempol 14 milyon nota sahip. 200 milyon not demek 15 kat fark var. Bu da 15 kat daha yavaş gideceği anlamına geliyor. Bu yüzden üzerini çizmek zorundayız. GEDZA'ya geldiğimizde Getza da güzel bir hisse. Temapol ile arasında 2 katı ödenmiş sermaye farkı var. Yani 30 milyon, 28-30 milyon civarında bir ödenmiş sermayesi var GEDZA'nın. Temapol burada 2 kat daha hızlı gitmeyi söylerken aynı zamanda 2 katı öz kaynak farkı var. Aynı zamanda Temapol FDFVK oranında ve özellikle de piyasa değerine oranla satışlarda çok daha iyi. 3 katı daha iyi GEDZA'dan piyasa değeri oranlı satışlarda. Peki Boya'yı niye seçmedik? Ödenmiş sermayesi çok yüksek boyanında. Aynı zamanda karlılığı artmıyor hatta azalıyor. Ne demek istiyorum? Şöyle geldiğim zaman bakın öz kaynak karlılığına düşmeye başlamış. Düşüyor. Aynı zamanda şuraya gelelim. Esas faaliyet karı düşüyor. Net dönem kar neredeyse kafa kafaya. Bu bizim istediğimiz bir şey, istediğimiz bir senaryo değildir. Aksa ile Alkime niye gelemiyoruz? Zaten Aksa ile Alkimi buraya hiç almıyorum bile çünkü çok yüksek ödenmiş sermayeleri var. Hızlı primlenemezler. Yani ben aslında buradaki tüm hisseleri A'dan Z'ye inceliyor, filtreliyor, raporlarını okuyor ve sonunda bunu çıkartıyorum. Arkasında inanılmaz bir araştırma konusu var. Devam ediyorum. ile girip, geçen sene Ekim ayından 10 liradan 20 liraya çıkıp bir %100 yapmış. 2 katı vermiş, sonra 14 liraya düşmüş. Yani bir sene içerisindeki gelişimine bakarsak, bakın sadece 1 sene içerisindeki gelişimine bakarsak, şöyle aldım, şuradan fiyattan aldığım zaman, %70'lik bir kar marjı bir senede verdiğini görüyoruz ama yukarı yönde de şöyle aldığım zaman ortalama %80 %70 arasında bir değer kaybettiğini görüyoruz. Şu an iyi alım seviyelerine geliyor ama bu demek değildir ki kademeli alım satım yapmayı portföy çeşitlendirmesi yatırım sepeti oluşturmayı destek direnç noktası takip ve atıl parayla işlem yapmayı unutmayacağız. Bakın en önemlileri bu tip hisselerde destek direnç takibi yapmak zorundasınız. Ben burada elimle manuel olarak göstermeye çalışıyorum ve kademeli alım satım yapmak zorundasınız yoksa bu işten zarar edersiniz. Tempo ile ilgili yine göstereceğim bir haber. Tempo SPK hisselerindeki işlemler nedeniyle 13 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Bu da 30 Ocak 2020'de yani bir buçuk sene önce falan gelen bir haberdi. Böyle bir şey olduğunu görüyoruz. Ben gördüğüm artı eksi her şeyi sizlere göstereceğim. Burada böyle bir sorun olmuş ama bu çok büyük hisselerde de olmuştu. Çözüldüyse bir sıkıntı yok. Devam ediyorsa bildirimlerde belki spek bir hisse olabilir diye düşünebiliriz ama ne kadar spek ne kadar sorunlu bir hisse olursa olsun siz 14 milyon ödenmiş sermayeye öz kaynak karlılığınızı bu oranda arttırıyorsanız kaldıraç oranınızı düşürüyorsanız ardından sektörünüzün en iyi şirketlerinden biriyseniz net dönem karınız 3'e katlıyor esas faaliyet karınız 2'ye katlıyor satışlarınız 3'e katlıyor ve öz kaynaklarınızı %10'dan fazla arttırıyorsanız bu ödenmiş sermayede hızlı ilerlemek zorundasınız. Bugün olmazsa 3 ay sonra 3 ay olmazsa 6 ay sonra ama sektörünüzün ortalamasının üstüne çıkmanız için mutlaka ilerleyeceksiniz. Bu hisseyi sizlere göstermemin nedeni diğerleri neden olamaz da tempo olabilir ve buradaki marjlar nasıl hesaplanıyor bunları anlatmak istedim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu sonuna kadar izleyip bilgilendiyseniz beğendiyseniz Emeklerimiz için beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.